Herkes arkasına yaslansın, emniyet kemerlerini bağlasın. Are you ready? Here, teacher. Hazır mısın Tom? Hayırız teacher. Hayırsın ama salatalık hayırlıdan geliyor. Yani sen hayırlı bir öğrencisin Tonguç'um. Dolayısıyla bugün here ha yoklama yapıyorsun. Buradayız demek istiyorum. Absent. Atlet ne demek Tonguç'um? Hocam atlet hocam evde rahatlamak için üzerimize giydiğimiz kolsuz ve aynı zamanda beyaz fanila olarak da halk arasında adlandırılan özellikle işte Şahin marka, Şahin iç çamaşırları, evinizin dostu. Doremi. Kendi, evet Doremi, o da olabilir ama ben Şahin tercih ediyorum. Peki uzunlarda ne yapacağız? Beautiful'ur mu diyeceğiz? Beautiful'ur, dangerous'ur, handsome'ur. Olmaz. Kısını takarlar. Ya da walking yine tek başına yapılabilen bir spordur. Bracelet. Walkie talkie. Walkie talkie. Şimdi işte dananın kuyruğunu kutlayarak koptu. Ama son sorularımızı artık bitiriyoruz. Paten, buz pateni diyoruz. Buz patenini hepimiz severek yapmalıyız bu arada ayağımızı kırmak için. Yok artık. Aynen. Bak burada Y var diye Y. Y'yi gönderiyorsun. Arapça sürprizlerle doluymuş. Arapça değil bu, Fransızca. İngilizce. Happy. Canlılar gerçekten çeşit çeşit. Öküzler var, inekler var, mandalar var, koyunlar var, keçiler var. Sen ne kadar güzel ses çıkartıyorsun. Mesela hayvanat bahçesinde 4 yıl çalıştım. Maymun sesi çıkartır mısın? Nasılsınız hocam? Ne diyorsun Allah'ım ya. Yani. İnek olmak istiyorum. Hepimiz inek olmalıyız arkadaşlar. Ben de öğrenciyken süt veriyordum ve mahallenin bakkalı sütü benden veriyordu. Sizin sütünden kaymak yapılıyor muydu hocam? Yapılmıyor. Sadece peynir yapılıyor. Şimdi diyorlar ağzında kaldığı zaman o şeker hemen dişlerine saldırıyorlar diyor. Ben dişlerimi ayda bir mutlaka fırçalıyorum. Ayda bir ne demek Allah'ım ya. Takılıyoruz arkadaşlarımız. Aa ne güzel falan. İzci kampındayız falan filan. Sonra la la la. Yürüdük. Çok güzel bir mantar. Ne kadar güzel şekli be ya. Bu Allah Allah. Gelimi ver bakalım. Evet. Çok güzel bir mantar, çok sevdim. Ne kadar lezzetli. Aynen, korkuyor. Aybüke sen de yer misin? Hayır saçmalama, Allah korusun. Asla ve asla. Kadir al sen de bir tane. Hayır saçmalama, renkli mantarlardan uzak dur. Ve insanlara hastalık yapan mantarlar dokunarak veya ortak eşyalardan geçebiliyor. O yüzden havuz gibi ortak alanlarda ne yapacağız? İşemeyeceğiz. Dolaşım sistemi, boşaltım sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi. Candaroğulları, ahiler, germiyanoğulları, karesioğulları, saruhanoğulları, aydınoğulları. İkinin karesi 4 hocam. Karesioğullarının matematikle ilgisi yok Tonguç. Beceri temelli soru ne demek evladım be? Beceri temelli soru yani öğrencinin kafasını karıştıran, resimli, zor gibi duran ama aslında çok daha zor olan. Evet. Öğrenciyi hayattan usandıran, hayattan soğutan, gelecek sene LGS çok fazla karşımıza çıkacak olan bir soru. Harikasın. Sev. Yeter ki sen sev beni. Yeter ki inan bana. Burada kaç tane şeker var? 5. Hayır 1, 2, 3, 4 bitti. Bir de ben varım. Burada kaç tane organik baz var? Organik baz. Aa, ne şekerciler. Gerçek. Homozigot olacak. Küçük. Küçücük pıtırcık çekinik. O zaman %50 erkek %50 dişi ama çıkma olsun. Ama 4 çocuk erkek geldiyse 5.si artık müsaade ederseniz. Hayır yani. Bak her zaman aynı. Peki kim belirliyor erkek mi dişi olacağını çocukların? Allah. Hayır ya tabii ki Allah da ya. Allah'ım tövbe yarabbim. Benim babam hep kız çocuğu istiyormuş hocam. Ben doğunca çok üzülmüş. Ya tabii üzülür sen doğuncun için. O başka bir... Hastaneye götürüp değiştirmek istemiş ama fiş olmadığı için değiştirmek istemiş. Fişini atmasaydınız demişler. Fişini atmasaydın. Harikaymış. Onu anlattı diyebiliyor muyuz? Diyebiliyoruz hocam. Diyebiliyoruz. O zaman bu iş kılıç fiili. Böyle dikey yakın açılarla geliyor. Sonra burada bir de eğik geliyor. Beynine doğru geliyor tamam mı? Olmayan şey yanmaz. Geldin mi? Evet olur ama işte kaç yılında doğdun? Evet. Dangoz musun? Ne evet? Nerede? İnsanın yapısında koskocaman bir insan çizdiğimiz zaman bunun her tarafında kolunda, bacağında, beyninde, ağzında, burnunda böyle küçük hücrecikler var. İlk başta babamız vardı. Ona hemen başa giriyorum bak. Babamız vardı. Hazreti Adem. Annemiz vardı. Hayır o da senin babanla annen diyorum öyle mi? Babamız sperm verdi. Annemiz de yumurta verdi. Ve bu ikisi birleştiler. Ve neyi oluşturdu? Menemen. Hayır ne menemeni? Duvara çivi çakmak için bunu kullanabiliriz hocam. Babam evde duvara çivi çakmak için raket kullanıyor hocam. Raket değil. Kafam karıştı. Kaç raket hocam? Sabah namazı 2 raket. Şeyde bir tane bir karikatür var. Adam elinde 2 tane raketle gelmiş.
camiye. Bu ne evladım diyor ondan sonra. Sabah namazı iki raket. Diyor, sabah namazı iki raket dediler diyor. Hayır evlat yanlış var. Adam turist yeni Müslüman olmuş. Olabiliyor. Bazen yeni katılan, İslamiyet'e katılan arkadaşlarımız öyle hatalar oluyor. Ama sabah namazına iki tane rakette geldi. Anlayışla karşılamak lazım. Anlayışla karşılamak lazım. Zaten raketleri bırakıyor. İmam rakette kovalamış. Hayır öyle bir şey. İmam hemen gel gel diyor. Önemli değil diyor. O da onunla beraber tenis oynuyor sonrasında. Bana ne sağlıyor evladım benim mitokondri organı? Enerji, enerji, biraz da sinerji. Harikasın. Ben de bir şarkı çok seviyorum. Enerji, enerji, biraz da sinerji. Harikasın. Bravo diyorum sana. Gerçekten de. Konu enerji, sınav.